Hindistan'ın bombalı saldırısına karşılık veren Pakistan, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin iki uçağını vurarak düşürdü. Bölgede tansiyon bir anda yükseldi. Keşmir krizi iki ülkeyi yeni bir savaşın eşiğine getirdi. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Siruz Sajjad Gazi, Keşmir gerginliğini A Haber'e değerlendirdi. Eğer Pakistan'a kalırsa savaş olmaz. Biz her zaman itidal istedik, diyalog istedik. Keşmir meselesinin büyük perspektifi üzerine çözüm odaklı, karşılıklı konuşmalar istedik. Ve özel olarak da bu seferki meselenin de diyalogla çözülmesini istedik. Büyükelçi 72 yıldır süren Keşmir sorununun zaman zaman su yüzüne çıkmasına ise Keşmir'de memnuniyetsizlik var dedi. Hindistan'ın hukuksuz adımlarına dikkat çekti. Keşmirlilerin arasında şimdiki durumlarına karşın bitmeyen, hep kaynayan bir memnuniyetsizlik var. 1947'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesi sözünü vermişti. Bu karar hala geçerli, hala var. Keşmirliler sizin ve bizim sahip olduğumuza sahip olmak istiyor. Kendi gelecekleri hakkında karar verme hakkına sahip olmak istiyorlar. Ama maalesef Hindistan buna katılmıyor. Keşmirlilerin kendi kararlarını kendileri verme haklarına karşı olan isteklerini bastırmak için oraya 500,000'a yakın işgal kuvvetleri gönderdiler. Keşmir'de gördüğünüz sorunun temeli onların haklarının verilmemesinin reddi. Anlamlı bir diyalog kurulduğu, gerçek bir adım atıldığı anda bu durum yok olacak. Büyükelçi Gazi'nin gündeminde çözüm süreci oluşturulurken uluslararası arabuluculuk yapılması da vardı. Büyükelçi Türkiye ile sürdürülen temasların altını çizdi. Pakistan ve Hindistan aralarındaki problemleri kendi kendilerine çözemediği zaman başkalarını davet edip onların uzlaştırmaya yardım etmesini talep etmek normal ve diplomatik bir yol. Sürecin devam etmesi için gerekli olan bu. Sonuçta hepimiz ne istiyoruz? Hepimiz barış istiyoruz, hepimiz güvenlik istiyoruz ve hepimiz Keşmir'de sürekli devam eden insan hakları ihlalinin bitmesini istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Arabuluculuk bunun için iyi bir yol. İki gün önce Sayın Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin arabuluculuk yapmasından bahsetti. Biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Sorunun çözülmesini ne sağlayacaksa bizim kabulümüz. Türkiye'nin burada bir rol oynaması da buna dahil. Türkiye, uluslararası alanda duruşu olan bir ülke. Sözü geçiyor. Türkiye şu an İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başında. İslam İşbirliği Teşkilatı, Keşmir Temas Grubu'nun çok değerli bir üyesi. Ve biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz.